Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dua kâne yüksir. Enes bin Malik radıyallahu anh küçük yaşta Efendimizin hizmetinde bulunan bir sahabi. Bulunmuş bir sahabi. Devamlı bulunduğu için Efendimizin devamlı bir duayı yaptığını ifade ediyorlar. ve biz de dedik ya Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her yaptığını yapmakla mükellefiz aslında. Nedir o mesela? Allahumma inni a'uzu bika min hemmi vel hazni vel vel kesel. Efendimiz böyle dua ederlermiş. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz olmasına rağmen Allah'ım hüzünden, kederden sana sığınıyorum diye ve bizim üzerine duracağımız mesele ve acizi ve kesel. Acizlik ve keselden özellikle. Tembellikten sana sığınıyorum. Tembellikten. Meseleyi bugün bunun üzerine açacağız. Tembellik. Efendim bu tembellikten kastettiğimiz de şey değil yani. Anne bakkala gitti sabah pazar sabahı. Ya şimdi nasıl kalkacağım gideceğim sıcak yatağımdan bunu kastetmiyorum. Bu ayrı bir tembellik. Biraz ruhtaki tembellikten bahsedeceğiz. Şimdi İslamiyet arkadaşlar özel genç arkadaşlar hareket ister. Yani kelimenin efendim Türkçe karşılığı değildir desen Necip Fazıl. Aksiyon dediğimiz bir kelime var. Aksiyon. Yani fiilde erimiş hareket. Fiilde erimiş fikir, affedersiniz. Fiilde erimiş bir efendim fikir var ve o fikri harekete döküyorsunuz. Amele döküyorsunuz. İslamiyet arkadaşlar bunu ister bizden. İslamiyet aksiyon ister. Devamlı bir hareket efendim talebinde bulunur ve bu noktada en ufak bir hareketsizliği kabul etmez. Ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için Tembellikten sana sığınıyorum ya Rabbi diye dua eder. Dolayısıyla bizim de namazlarımıza karşı, ibadatımıza karşı olan o gevşekliklerimizi izale noktasına devamlı Allah ya Rabbi ne olursun üzerindeki şu tembelliği al. Ama hangi tembellik bu? Ruhi tembellik. İki türlü aksiyon var, eylem var. Bir içe dönük olan var, bir dışa dönük olan var. Tamam mı? İçe dönük olan Hangisidir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vel mucahid men cahede efendim nefsehu ve hevahu fi taatillah. asıl mücahit kimse Allah'a itaat konusunda hevasıyla ve nefsiyle mücadele eden kimsedir. Devamlı bir aksiyon içerisindedir. Devamlı bir gayret içerisindedir. Mesela namaz baştan sonra bir aksiyondur. Harekettir. Anlatabiliyor muyum? Yani efendim tembellik yapmamak, devamlı ayağa kalkıyorsun, kıyam üzeresin, namazlarını ifa ediyorsun, eda ediyorsun, şeytana karşı mücadele. Ve yine aksiyon olarak namazlarında devamlı dua ediyorsun. Allah'a yalvarıyorsun, ya Rabbi ne olursun mağzup, valin, efendim, vasfına sahip olanların yoluna gitmekten sana sığınıyorum demek suretiyle de devamlı Allah'a sığınıyorsun. Devamlı bir mücadele var. Böyle bir durum var. Şimdi kıymetli kardeşler, Mücadele dediğimiz iş hakikaten daha önce söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Yaptığımız işlerde mesela bir adam 60 yaşına gelmiştir. Burada hangimiz bunu söyleyebilir? Yani 60 yaşında olan var mı bilmiyorum aramızda ama 70 yaşına gelmiş veya 25 yaş, 30 yaşına gelmiş bir içimizden hangimiz şunu söyleyebiliriz ki hocam benim namazlarım tam istenilen seviyede. Bunu kim söyleyebilir? Ha? Ben İslamiyet'i tam Allah'ın ve Allah Resulü'nün istediği gibi yaşıyorum. Bunu söyleyemezsiniz. Bunu hakikaten söylemek çok zor. Ne ben söyleyebilirim ne siz söyleyebilirsiniz. Yani bunu tevazudan da değil. He. Şöyle bir muhasebe yaptığın zaman da yok yani. Namaz arada kaçıyor. Allah muhafaza sünnetleri kaçıyor. Harama bakıyorsun. Yalan var. O var bu var. İslamiyet'e uygun bir hayat yok. Tam anlamıyla uygunluk yok. Ama işte Allah burada eğer böyle bir mükellefiyet koşsa zaten çok büyük sıkıntı. Yani tam olarak tam o zirve olmadan efendim ölürseniz cehennemliksiniz de siz zaten Allah muhafaza hepimiz sıkıntıdayız. Allah'ın buradan istediği nedir? <laughs> Az önce heh, değil mi? Her zaman konuşuyor. Mücadeledir. Vellezine cahedu fina. Bizim yolumuzda mücadele edenler. Yani namaz konusunda sıkıntı yaşıyor ama bu işi kafaya takmış mücadele ediyor. Sabah namazına kalkamıyor ama Efendim saatini kurmuş hanımına demiş ki beni uyandır. Efendime söyleyeyim hatta işte hocaya demiş hatırlayın bunları konuştuk. Hocaya demiş ki beni çaldır bir mücadele gösteriyor. Bakıyor ki hoca da uykuya kaldı. Efendime söyleyeyim o zaman gerekirse sabah namazını kaçırmamak için Allah'ım uyumayacağım diyor. İşe uykusuz bir şekilde gidiyor. Efendim ama namaz için bunları yapıyor ha böyle bir fedakarlık gösteriyor. Allah işte bu mücadele adamı kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Leneh diyen nehum subulene. Biz onu doğru yola ulaştırırız Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğru yol ne? İşte önüne bir takım imkanlar çıkacak. Hayatında yavaş yavaş o mücadeleyi gösterdikçe Allah ona doğruyu gösterecek. Veya o mücadeleyi gösterirken vefat ederse de Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle ne olacaktır? Efendim Allah onu güzel bir şekilde karşılayacaktır.